Hem İstanbul'da böyle bir Antalya'da altın portakalda olduğu gibi burada da böyle inşallah uzun yıllar devam edecek bir şeyin temeli atılmış oldu. Üçüncüsü herhalde, ikincisi. İkincisi. Çok güzel. Hem adayların değerlendirilme şekli de çok böyle sektörel. Hepimiz oy kullanıyoruz. Elemelerde kendimize tabii veremiyoruz oyu ama hani bir sektörden insanlar. Yani yalnızca oyuncular değil, kamera arkasında olan arkadaşların da oy kullandığı bir sistem. O nedenle efendim, güzel. En iyi erkek, en iyi erkek oyuncu ödülünde diğer rakipler her zaman olduğu gibi başarılı arkadaşlar ama ben verirdim vallahi. Ben ödül almak istediğim iyi oyuncuyum ben. Katılıyoruz. Ödül almak istediğiniz özellikle birisi var mı? Birinin elinden almak mı? Evet. Vallahi ustalardan birinin elinden almak isterim. Erkek kadın. Ben mesela bir keresinde Şener Şen'e ödül ben açıklamıştım. Mesela Şener abinin elinden almak isterim. Yok, gelecek şimdi Cansu biraz. Ben başka bir üniversitede bir toplantı vardı, oradan geliyorum. Efendim, SİAD ödüllerinde böyle bir mutlu giriş yaptık. Ödül alamayınca biraz böyle yok, kızgın yok. Gördüm. Burada da bu akşam hayır, böyle canım, bir şey olur mu? Asla öyle bir şey. Kızgınlık yoktu, ben oradaydım. Asla öyle bir şey yok. Peki efendim, emin şunu sorayım. Hep mesela Oscar törenlerinde olsun, ödül alan sanatçılar güzel bir konuşma hazırlarlar işte. Ben hazırlamadım. Eğer alırsam ödül, aklıma geleni söyleyeceğim. Umarım bu gece yelkenli kendinden okuyacağım. Bugün daha kalabalık bir gün. Amorstan böyle bir kameralara karşı. Hülya Koçyiğit'i alın. Hülya Koçyiğit'i buradan almak istiyorlar. Burada. Giriş inşallah. Ha, tamam, teşekkür ederim. Çok sevindim.